Hello, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben Göktuğ, namı diğer Gök Plus Plus. Karşınızdayım tekrardan ve bu sefer gördüğünüz üzere bir adet oyun videosu yapmıyoruz. Bu sefer vlog tarzında bir teşekkür videosu yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Tabii ki başlıktan görebileceğiniz üzere Oyun Pros kanalımın 20.000 kişiyi geçmiş olması. Yani 20.000 aboneyi geçmiş olması. Tabii 20.000 abone açıkçası YouTube dünyasında çok da büyük bir şey değil. Burada 100 binlik kanallar, 500 binlik, milyonluk kanallar var, 10 milyonluk kanallar var. Yani tabii ki 20 bin açıkçası yani o kadar da büyük bir kanal değil henüz kanalımız. Ancak benim açımdan büyük bir kanal, benim açımdan çok önemli bir olay bu. 20 bin aboneyi toplamak açıkçası biraz zor oldu. Sıfırdan başlamak çok zor oluyor arkadaşlar. Bir şeye sıfırdan başlamak hakikaten çok zor oluyor. Ben bu konuda biraz daha şanslıydım. Sebebini biraz sonra söyleyeceğim. Ancak direktman teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma olan ilginizden dolayı, alakanızdan dolayı, yaptığınız yorumlardan, işte yani attığınız like'lardan, her şeyden dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Direktman kalbimden zınk diye teşekkür alıp atıyorum arkadaşlar sizlere. Çünkü açıkçası yani sizler bu kanala ilgi göstermeseniz arkadaşlar, ben kendi kendime video yapıyor olacaktım açıkçası. Yani dünyanın en iyi videolarını yaptığımı falan iddia etmiyorum ama dünyanın en iyi videolarını bile yapsam izleyen olmadıktan sonra bunun değeri sıfırdır arkadaşlar. Bütün bunları biz izleyiciler, yani sizler için yapıyoruz. Dolayısıyla bana göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ve de alakadan dolayı, izlemelerinizden dolayı çok teşekkür etmek istedim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sizlerin ilgisiyle bu kanal daha da büyüyecek. Çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Ben bu kanalı geçen sene yaş günümden bir gün sonra başlatmıştım arkadaşlar. Ekim ayındaydı. Hani böyle bir hatırası olsun diye. Ancak başlattıktan 4-5 ay sonra, daha doğrusu başlattıktan sonra 4-5 ay pek fazla video yükleyememiştim. Diğer kanalım Hobby Pros'a daha fazla yüklenmiştim. Çünkü enteresan oyuncaklar falan tanıtıyordum orada. Oyun Pros'a Mart-Nisan ayı gibi biraz ağırlık vermeye başladım. Sonrasında da ona biraz daha ağırlık verdim ve tümden ona geçmiş gibi bir şey oldum arkadaşlar. Burada bana yardım eden çok önemli bir arkadaşım, çok önemli bir kardeşim oldu. O yüzden bu teşekkür videosunda da ona çok büyük teşekkürlerimi etmek istiyorum. Tabii ben niye masanın bu tarafında, ekranın bu tarafında oturuyorum, onu da soruyor olabilirsiniz. Buraya kimsenin geleceği yok, ancak buraya videomuzda değişik değişik şeyler gelecek. O yüzden ilk gelecek olan tabii ki şu güzel, yakışıklı, güzel kardeşim Cem Saraç. Evet, yani Garbarius kanalının sahibi Cem. Şimdi Cem'in sayesinde arkadaşlar, Cem'in yardımlarıyla benim kanalım açıkçası şöyle bir jump start aldı ve de normal bir çizgide büyümekten ziyade şöyle bir eksponansiyel olarak büyüdü. Eksponansiyel olarak büyüdü. Cem'le nereden tanışıyoruz mesela? Öyle bir soru da sorabilirsiniz şimdi. İlk önce daha doğrusu bunun nasıl başladığını söyleyelim. Ben yeni kanal açtığımın haberini Facebook'tan verdikten sonra Cem birkaç gün sonra, abi yardım istersen her daim yanındayım, hemen bana haber ver abi, ne yardım gerekiyorsa yapacağım dedi. Ben açıkçası Cem'in kanalı olduğunun falan haberim yoktu o sıralar. Ama Cem'i eskiden beri bayağı bir tanıyordum yani. Nerede baksanız bir 8-9 senedir falan tanıyorum onu. Yanlış söylüyorsam lütfen Garbarius Cem video altına yaz abi. Yok abi 10 senedir tanıyorsun falan diye. Çünkü ben açıkçası Cem'in beni ne kadardır tanıdığını bilmiyorum. Ancak benim Cem'i yaklaşık 8-9 senedir tanıdığımı biliyorum. Ben arkadaşlar, tanıyanlarınız vardır belki beni, eskiden beri yaklaşık 15 yaşımdan beri dergicilikle uğraşıyorum. Oyun gazeteciliğiyle uğraşıyorum. İşte 15 yaşında PC Oyun Dergisi'nde işe girmiştim arkadaşlar. 16 yaşındayken işte ilk yazılarım baya bir yayınlanmaya başlamıştı. 18 yaşında editör falan olmuştum. Esas genel editör falan. Daha sonrasında derginin adını CD Oyun yapmıştık. İşte 1998 yılından 2006 yılına kadar CD Oyun Dergisi'nde yüzlerce yazı, onlarca video hazırlamıştım. Daha sonra Level'a geçtim. Daha sonra Oyun Gezer'i beraber kurduk arkadaşlarımızla beraber. 2015'e kadar da devamlı Oyun Gezer'de devam ettim. Hala da arada sırada yazıyorum.
Cem benim eski okurlarımdan bir tanesiydi arkadaşlar. Bu arada ben kaç yaşındasın diye soruyorsunuz. Ben 36 yaşındayım arkadaşlar. Cem benden 15 yaş küçük. Sanırım Cem beni, yani Cem'e sormak lazım aslında. Sanırım küçük bir yaştan beri CD Oyun Dergisi'nden veya işte Level'dan veya Oyun Gezer'den takip ediyordu. Yani Cem'le tanışmamız o şekilde arkadaşlar. Daha sonra tabii ki Cem'le beraber buluştuk. Ankara'da buluşmalarımız oldu. Şurada resimleri görüyorsunuz. Cem'le acayip hareketler yaptık. Bazılarının resmini koyamıyorum, bazılarını koyuyorum. Ama sonuç olarak Cem şu anda benim kanalım burada 20 bin kişiyi geçtiyse bunun en büyük yardımcısı Cem'dir arkadaşlar. O yüzden sevgili Cem Saraç kardeşime, Garbarius'a da buradan teşekkürlerimi tekrar bir kere daha iletiyorum. Ve zaten kanalımızda da videolarımı genelde multiplayer oynadığımız vakitte Cem ile birlikte yapıyorum. Dediğim gibi bu kanal devam ettikçe ve Cem de istedikçe, Cem de kendi kanalını devam ettirdikçe bir numaralı dost kanalım her zaman Cem'in kanalı Garbarius olacak arkadaşlar. Bunun yanında diğer dost kanallarım da var. Bana yardım edeceklerini söyledikleri ve de daha evvelden beraber video yaptığımız diğer dost kanallarıma da şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu dost kanallarım kimdir? Tabii ki Oyun Portal'dan Selim, Sarp Atilla'dan Sarp ve de Atrake'den Arda. Evet, şu anda 4 tane dost kanalım var arkadaşlar ve de bu dost kanallarım açıkçası hepsi çok iyi insanlar. Ve de benim bu maceramda beraber videolar çekeceğiz, beraber güzel güzel muhabbetlere imza atacağız. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur dost kanallarımızla beraber yaptığımız videolar. Şimdi teşekkürlerimizi ilettikten sonra arkadaşlar, tabii bu iPad'i buraya boşu boşuna koymadık. Bir takım değişik haberler vermek istiyorum. O yüzden şimdi haberler kısmına geçiyorum. Evet, haberler kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Çok da önemli haberler değil. Dünyayı falan kurtardığım yok. Ancak benim için önemli birkaç tane haber vermek istiyorum. Daha doğrusu benim için değil, kanalımız için önemli birkaç tane haber vermek istiyorum. Bunlardan ilki arkadaşlar, artık hafta sonları günde 2 video postalamaya çalışacağım. Zaten son bir aydır falan günde bir tane video postalamaya çalışıyordum. O da açıkçası bazen benim için çok zor oluyordu. Çünkü ben bu YouTube olayını full time iş olarak falan yapmıyorum arkadaşlar. Benim normalde günlük işim var. Sabah 6.45'e gidiyoruz. Akşam tekrar 6'da eve geliyorum. Normal mesleğimi soran arkadaşlar da olmuş. Ben yazılım mühendisiyim arkadaşlar. İşte gündüz ofiste 8 saat bankalara falan program yazıyorum. Akşam geliyorum. Hobi olarak bu işe daldım ve de her gün bir tane video postalamaya devam ediyorum ve de elimden ne geliyorsa yapıyorum her gün bir tane video, sözünü verdiğim için arkadaşlar. Ancak hafta sonları elimden geldiğince 2 video postalamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bu, umarım bunu gerçekleştirebilirim. Ancak benim için bazı günler hakikaten video hazırlamak zor oluyor. Çünkü evli olduğum için işte eşimle vakit geçirmek gerekiyor. 2 tane küçük köpeğimiz var, onlarla vakit geçiriyorum. İşte ne bileyim, yemek yiyoruz falan, aç durmuyoruz yani, yemek de yiyoruz arada sırada akşamları. Yani o yüzden hakikaten günde bir videoya bile bazen vakit bulmak zor oluyor. Ancak dediğim gibi hafta sonları günde 2 video postalamaya çalışacağım. Hafta içi de günde bir tane video, yani toplamda kaç ediyor? 9 video ediyor arkadaşlar. Matematiğim iyidir. Haftada 9 video postalamaya çalışacağım. Tabii dediğim gibi ben bu işi sadece hobi olarak yapıyorum. İleride ne bileyim 2-3 sene sonra ben de sadece YouTuber olarak hayatıma devam edersem, yani bu benim aynı zamanda full time işim falan filan olursa, günde 5 video sözünü şimdiden veriyorum. Köprü yaptıracağız, şunu yaptıracağız, bunu yaptıracağız ve günde 5 video atacağız arkadaşlar. Ancak şimdilik tabii ki zaten sadece hobi olarak yapıyorum bu işi. Neyse, bunun haberini vermek istedim. İkinci haberimiz arkadaşlar, demin bahsettiğim üzere, daha doğrusu demin bahsettiğim üzere demeyeyim. Şimdi şeyde, yorumlarda yazmışsınız. Abi senin saçlı versiyonunu YouTube'da gördüm. Oyun üzerine konuş, video falan yapıyorsun. Ne iş bu? Bize açıklar mısın falan demişsiniz arkadaşlar. Demin dediğim gibi %100 olarak emin değilim ama %99 olarak eminim arkadaşlar. Ben bu 2005 senesinde Mart ayında bu gameplay olayını, yani hani oyunu oynayıp kaydedip üzerine sesimi kaydetme olayını sanırım Türkiye'de ilk yapan kişi bendim arkadaşlar. 95 yılında CD Oyun Dergisi'yle, daha o zamanlar YouTube falan filan diye bir site bile yokken, bu GIM, o zaman GIM demiştim, görüntülü inceleme modülü diye, onları dergimizde CD'lerde, DVD'lerde dağıtmaya başlamıştık arkadaşlar. Benim eski takipçilerim olan arkadaşlar ise abi onları niye koymuyorsun falan demişlerdi. YouTube'da aratırsanız zaten onlar bayağı bir var, ancak
kanalımda nostalji olsun diye yeni bir bölüm daha başlatacağım arkadaşlar. İşte bu kaç sene olmuş? 11 sene evvel yaptığım videoları, gameplay videolarını koyacağım ve de GIMM şeklinde, yani görüntülü inceleme modülünü inceleme modülü şeklinde yaptığım videoları inceleyip nerelerde saçmalamışız, nerelerde güzel bir şeyler yapmışız göreceğiz. Dediğim gibi bunları ben ilk, o zamanlar ben PlayStation 2'den falan kayıt yapmıştım. PlayStation 2 veya normal Xbox 1'den, yani Xbox One değil, ilk çıkan Xbox'tan kayıtlar falan yapmıştım. Öyle garip grup aletler takmıştım. İlk önce onu kameraya bağlamıştım. Kamerayı sonradan PC'ye bağlamıştım falan. Bayağı bir külfetliydi o zaman işler. Tabii şimdi artık çok daha kolay oldu her şey. Ancak o nostaljik videoları da böyle 640x480 çözünürlüğündeki videoları kanalımda GIMM nostalji olarak koyacağım ve de 11 sene önce bu işi nasıl yapmışız göreceğiz. Onun haberini vermek istedim. Üçüncü haberimiz arkadaşlar, iPad'den okuyorum tabii, ezberlemedim bunların hepsini. Üçüncü haberimiz benim diğer oyun, diğer hobi sitem var arkadaşlar. Daha doğrusu diğer oyun sitesi dedim, hobi sitesi dedim. Diğer pro sitesi var. Benim bu pro şeklinde birkaç tane değişik projem var. Bunlardan ilk piyasaya sürdüğüm hobi prostu. Ben açıkçası eşek kadar adam olmama rağmen oyuncak olayını çok seviyorum. İşte Lego olsun, Hot Wheels arabalar olsun, değişik teknolojik oyuncaklar olsun, uzaktan kumandalı araçlar falan filan, bu tür şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Çocukluktan beri yani vazgeçemediğim bir şey. Dediğim gibi eşek kadar adam olduk, hala bunlarla oynamaya devam ediyorum. Ne yapalım, hobimiz de böyle. Dolayısıyla ben bunlarla ilgili Hobby Pros diye bir kanal daha açmıştım arkadaşlar. Yine geçen sene açmıştım. Oyun Pros'u aynı gün başlatmıştım bunları. Ve de dediğim gibi geçen sene Hobby Pros'a daha çok ilgi göstermiştim. Çünkü dediğim gibi o Hot Wheels arabalarıyla falan yarıştırmak falan benim çok hoşuma gidiyor. Ancak ben deneyimden şunu öğrendim arkadaşlar. İki tane tavşanın birden peşinden koşarsanız hiçbirini yakalayamıyorsunuz. Yani ben iki tavşanın birden peşinden koşmaya çalıştım. Aynı zamanda hem hobi pros hem oyun pros yapmaya çalıştım. Ve de tabi zamanım yetmediğinden dolayı işte bir tanesine video atarken diğerine atamıyordum. Onu atıyorken onu atamıyordum. Yani sonuç olarak düşündüm, taşındım ve bu ikisini birleştirmeye karar verdim arkadaşlar. Tabi oyun pros her zaman olduğu gibi haftada minimum 9 tane oyun videosu gelmeye devam edecek. Yani bu nedir bunlar? Minecraft, GTA, ondan sonra yarış oyunları falan, bunlar tamamen devam edecek. Oyun Pros'un hiçbir tarafından bir video falan kesmiyoruz. Ama bunun üzerine eklenti olarak aynı zamanda Hobby Pros videolarımda bundan sonra Oyun Pros'la birleştirdiğim için, yani Hobby Pros artı Oyun Pros birleştirip bir tane Oyun Pros yapıyorum arkadaşlar. Bundan böyle Oyun Pros'a sadece bilgisayar oyunları olmayacak, aynı zamanda değişik oyuncaklar olacak, ilgi çeken aletler olacak. Böyle değişik, bir sürü değişik konuyu aynı zamanda toparlayıp, tabii ki bilgisayar oyunları kadar ağırlıklı olmayacak o olay, ama toparlayıp ekstra bir playlist olacak. Daha doğrusu playlistler olacak. Biraz sonra anketi çıkacak ve bu Hobby Pros'ta dediğim gibi değişik değişik oyuncaklara bakacağız arkadaşlar. Lego incelemeleri olacak, böyle kutulu oyun incelemeleri olacak, uzaktan kumandalı oyuncak incelemeleri olacak. Ondan sonra ne bileyim, Nerf silahları olsun, dronlar olsun, böyle bir sürü değişik alet, edevat olacak arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Çünkü yani Hobby Pros'u da yarım bırakmış gibi bir şey olmuştum. Açıkçası üzülüyordum. Bundan sonra tek bir siteden devam edeceğim. Tek bir kanaldan buna da devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz canlı yayın olayı. Dediğim gibi arkadaşlar, benim kanalım henüz çok büyük bir kanal değil. 20.000 üyesi olan bir kanal. Yine de teşekkür ediyorum hepinize üye olduğunuz için. Bana Oyun Pros'a abone olmayı unutmayın. Garbarius'a da abone olmayı unutmayın. Neyse, 20.000 tane abonemiz var. Henüz şu anda o kadar çok büyük bir kanal değil. Ancak büyümeye devam ediyor. Canlı yayın isteyen arkadaşlar olmuş. Buna cevabım, şu anda canlı yayın için yeteri kadar büyük bir kanal olduğuma inanmıyorum arkadaşlar. Canlı yayını 50.000 kişiden sonra yapmayı düşünüyorum. Hafta sonları güzel canlı yayınlarımız olabilir. Biraz daha etkileşimli falan işler yapabiliriz. Ben bu eskiden canlı radyo yayınları falan yapıyordum. Onlar da çok hoş oluyordu. Olmazsa o tür şeyler de yapabiliriz. Dediğim gibi 50.000'i geçtikten sonra, hani yeteri kadar hitap edecek insan olduktan sonra her tür işe gireceğiz arkadaşlar. Çünkü ben bu kanalı sizler için yapıyorum. Yani sizlere güzel vakit geçirebilmek için yapıyorum. Dolayısıyla sizin önerileriniz bazında kanalda değişik değişik yönleriniz
saptıracağız. Saptıracağız demeyelim de değişik değişik yönlere doğru büyüteceğiz diyelim. Yani canlı yayın olayı da öyle. Bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalımızda her videoda, daha doğrusu son bir aydır her videoda bir tane anket koymaya başladım. Veya bazen bir oluyor, bazen iki oluyor bu anketler. Bu anketler sizlerin bilgi, daha doğrusu sizlerin fikirlerini almak açısından bana çok yardımcı oluyor. Çünkü dediğim gibi ben bu videoları size hitaben yaptığım için sizler de neyi daha çok seviyorsunuz veya ne konularda videoları daha çok görmek istersiniz onları öğrenmem açısından her videoya bir tane anket koyuyorum. Tabii bazı anketlerimiz saçma sapan anketler oluyor. Bazıları güzel anketler oluyor. Ancak onu hatırlatmak istiyorum. Her videoda bir tane anket olduğu için mutlaka bu kart tepede çıkan i harfine basıp kartlara mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum her videoda arkadaşlar. Ve de tabii ki bu videomuzda da değişik değişik anketlerimiz var. Şimdi ben o anketleri bulayım. Bir yere koymuştum abi. Evet. Şimdi ilk anketimiz geliyor arkadaşlar. Şuradan kartı çıkacak. Daha doğrusu şuradan çıkacak. Bir yerlerden çıkar o kart. Çıkışı kuvvetlidir. Kanalda daha çok hangi oyun türü istersiniz? Daha doğrusu 10 tane oyun türü belirledim arkadaşlar. 10 tane oyun türü belirlediğim için 2 tane ankete böldüm. Çünkü YouTube tek soruya 5 tane cevap hakkı tanıyor bana. İlk anketimizdeki oyun türleri şu şekilde arkadaşlar. 1. Yarış oyunları. Tabii ki yarış oyunlarını siz benden iyi biliyorsun. Need for Speed serisi olsun, Project Cars, Forza, işte ne bileyim, Drive Club, Gran Turismo falan filan türünde sadece arcade değil aynı zamanda simülasyon türünü de konu alan yarış oyunları. Bu ETS'yi falan da bu kategoriye koyabiliriz sanırım. Çünkü her ne kadar yarış oyunu olmasa da bu Bus Simulator, yok işte Truck Simulator falan filan bunlar da sonuçta teker üzerinde gittiğimiz şeyler. Yani birinci seçeneğimiz yarış oyunları. İkincisi macera oyunları arkadaşlar. Şimdi ne bileyim Assassin's Creed, Tomb Raider, Gears of War, God of War türünden böyle maceraya atladığımız değişik değişik güzel güzel oyunlar. Üçüncüsü First Person Shooter yani bildiğimiz FPS oyunları. Bunlar da nedir arkadaşlar? Call of Duty, Battlefield, ondan sonra Doom, ne bileyim sanırım Counter Strike falan da bu kategoriye giriyor. Üçüncü kategorimiz FPS. Dördüncü kategorimiz korku oyunları arkadaşlar. Ben açıkçası korku oyunlarını hiç sevmiyorum ancak yaptığım bu Resident Evil demosu videosu, daha doğrusu birinci kısmı, ikinciyi henüz yapmış değilim. Sizler tarafından büyük ilgi gördü. Neden? Çünkü ben saçma sapan korktuğum için herhalde pek bir hoşunuza gitti benim Yusuf atmam. Dolayısıyla korku oyunlarını bir kategori olarak koydum buraya. İşte bunlar da nedir abi? Resident Evil var, Outlast var, ondan sonra bir sürü indie korku oyunu var. Yani korku oyunları da bir kategori olarak koydum. Beşinci kategorimiz, ilk sorudaki beşinci kategorimiz spor. Tabii bunlar da başta FIFA olmak üzere. FIFA, NBA, WWE, yani Amerikan güreşinden tutun UFC falan spor oyunları arkadaşlar. Eğer kanalda daha çok spor oyunu görmek istiyorsanız ona oy verebilirsiniz. Dediğim gibi yarış, macera, FPS, korku ve spor ilk kategorilerimiz. İkinci sorumuza yine kategorilere devam ediyoruz arkadaşlar. İlk cevabımız strateji. Yani Age of Empires, işte League of Legends, StarCraft, Dota bilmem ne falan gibi çok sevilen strateji oyunlarını kanalımızda görmek ister misiniz? Onu soruyorum arkadaşlar. Tabii ki ben strateji oyunlarını bu 1995 yılında yazarlığa başladığımdan beri strateji oyunlarına büyük bir hastalığım vardır. Bayağı da bir strateji oyunu incelemesi yapmıştım çalıştığım dergilerde. Eğer strateji oyunlarını görmek isterseniz lütfen oy vermeyi unutmayın. İkinci cevabımız role playing game RPG oyunları yani Fallout, işte ne bileyim Elder Scrolls Online, ondan sonra ne bileyim Witcher, Mass Effect gibi oyunlar arkadaşlar. Üçüncü kategorimiz indie oyunlar. Bu indie oyunlar tabii ki sizlerin de bildiği gibi daha ziyade ufak türden işte Limbo, ne bileyim Braid, ondan sonra Castle Crashers aklıma gelenler. Bu tür oyunlar arkadaşlar. Yani tabii bazı indie oyunlar bayağı büyük. No Man's Sky falan indie oyunu ama hayvan gibi 60 dolara satılan full oyun gibi bir şey yaptılar bunlar. Ama benim bahsettiğim daha ziyade işte ufak oyunlar. Aynı zamanda sanırım indie oyunları derken ne bileyim iPad oyunlarını falan da belki araya katabiliriz. İşte Angry Birds falan filan. Gerçi o da indie olmadı ama neyse demek istediğimi anladınız arkadaşlar siz benim. Dördüncü cevabımız dövüş oyunları. Geçen bir Fight Stick kutu açılımı yapmıştım. Orada da yine oy vermiştiniz. Değişik hangi oyunları istediğinize göre.
Dövüş oyunları da işte bildiğiniz arkadaşlar Injustice, Mortal Kombat, ondan sonra Street Fighter, Guilty Gear, Tekken, ailenizle beraberken, komşularla beraber yapma işte bunu yapma abi falan filan neyse. Dövüş oyunları. Son kategorimizde sandbox oyunları arkadaşlar. GTA tabii ki her zaman devam edecek ama diğer sandbox oyunlarına da giriş yapabiliriz. Ne bileyim bir işte Just Cause, ondan sonra Watch Dogs falan filan gibi oyunlar arkadaşlar. Lütfen oy vermeyi unutmayın. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Yani üçüncü anketimize geliyoruz arkadaşlar. Hangi platformda videolar sizler için daha ilgi çekici olur? Tabii çoğumuz, hemen hemen hepimiz PC'de oynuyoruz. Yani PC sonuçta bir bilgisayar veya Mac'de oynuyoruz. Her neyse işte. Yani %95 sanırım PC'de mutlaka oyunu oynuyor veya bu videoyu PC'de seyrediyordur. Ama ben yine de tabii ki koymak durumundayım. PC dedik bir. İkinci de konsol dedim arkadaşlar. Bu konsol dediğimde tabii 3 ana konsol var. PlayStation 4, Xbox One ve de Nintendo Wii U. Bu Nintendo'nun yenisi çıkacak. Tabii ki onu da kanalımıza incelemesini göreceksiniz. Üçüncü cevabınız mobil platform oyunları arkadaşlar. Yani iPhone, işte iPad, Android, Samsung tablet falan gibi mobil platformlarda. Hatta PlayStation Vita, ondan sonra Nintendo 3DS gibi platformdaki mobil oyunlar. Eğer onlara da ilgi gösteriyorsanız oy verebilirsiniz. Dördüncü cevabım sanal gerçeklik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanalımızda HTC Vive videoları var. Aynı zamanda tabii ki Oculus Rift videoları gelebilir. İşte PlayStation VR videoları zaten gelecek. PlayStation VR da önümüzdeki ay çıkıyor. Sonuç olarak sanal gerçeklik olayını daha çok istiyorsanız ona da oy verebilirsiniz. Gerçi bu anket de biraz değişik oldu ya. Sonuçta hemen hemen herkes PC diyebilir ama benim anlatmak istediğim hani zaten yaptıklarımızın dışında hangisini istiyorsanız. Yani mesela PC'de zaten devam ediyoruz. PC dışında herhangi bir şey istiyorsanız o diğer üçüne oy verin. Veya mesela sadece mobildeyseniz tutup da mobile oy vermenin bir manası yok. Mobil dışında ne istiyorsanız ona oy verin arkadaşlar. Bir sonraki şeyimiz bu Hobby Pros ve Oyun Pros evliliği ile ilgili. Orada çok pis bir laf. Evlilik. Hobby Pros ve Oyun Pros birleşmesi ile ilgili bir soru. Hangi tür oyun veya diyelim oyuncaklar ilginizi çeker? Evet 5 tane seçeneğimiz var tabii ki her zaman olduğu gibi. Birincisi Hot Wheels arabaları ve yarışları arkadaşlar. Şimdi geçen gün Cem'le beraber yaptığım Drive Club videosunda bundan bahsetmiştik. Önümüzdeki hafta Hot Wheels yarışları serisine başlıyoruz arkadaşlar. Onunla ilgili bir vlog çekeceğim birkaç gün sonra. Detayları orada vereceğim. Burada fazla konuşmayayım. Neyse. İlk seçeneğimiz Hot Wheels arabaları. İkincisi Lego, Knex veya Nex her neyse veya Mega Bloks gibi böyle yapılar yaptığımız türden oyuncaklar. Ve de zaten Lego dünyanın en büyük oyuncak firması haline gelmiş vaziyette. İkinci seçeneğimiz bu. Üçüncü seçeneğimiz masaüstü oyunlar / kart oyunları. Yani burada bende bir sürü masaüstü oyunu var. İşte Ticket to Ride olsun, Five Tribes, Dominion falan gibi. Dominion kart oyunu yani. Veya Magic the Gathering falan filan gibi bu tür masaüstü yani arkadaşlarınızla sosyal bir ortamda oynayabileceğiniz oyunlar veya ailenize. Dördüncüsü Nerf silahları. Tabii bu biraz daha ziyade küçük yaştaki arkadaşlarımızın ilgisini çeken bir konu ama niyeyse benim de ilgimi çekiyor. Hoşuma gidiyor lan o şeylerle sağa sola ateş etmek. Dolayısıyla Nerf silahları tanıtımı da yapabiliriz kanalımızda. Hatta içeride var bir 6-7 tane açılmamış büyük Nerf silahı. Ve beşinci cevabımız da teknolojik oyuncaklar, dronlar, uzaktan kumandalı arabalar falan. Şimdi ben de bu son zamanlarda bayağı enteresan oyuncaklar çıkmaya başladı arkadaşlar. Bende de bunlarda bayağı var. Hobby Pros'ta gidip bakabilirsiniz. Açıkçası Oyun Pros'ta bunlar da sonuçta bir oyun. Onlardan da bahsetmeyi düşünüyorum. İşte drone olsun, uzaktan kumandalı büyük uçaklar olsun veya uzaktan kumandalı arabalar veya ufak robot oyuncaklar falan o tür teknolojik oyuncaklar. İlginiz varsa ona da oy verebilirsiniz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Evet bu da vlogumla ilgili. İlk vlogumu postaladıktan sonra sizlerden abi daha çok vlog gelsin, her hafta vlog gelsin şeklinde oylamalar aldım. Yani sanırım vlogu beğendiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani gibi gözüküyorsa değil öyle. İlginiz ve alakanız için tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Bu son sorum da vloglarla ilgili. Ne tür vloglar ilginizi çeker daha çok? 1. Amerika'da yaşam, Amerika'da eğitim, işte Amerika'ya gelmek istiyorsanız nasıl gelinir, etrafı gösterme, sokaklar, caddeler, dükkanlar falan filan. Yani bir Amerika diyelim. Hani
Amerika'da Hayat Nasıl şeklinde bir vlog olabilir. Bu daha doğrusu vlog serisi olabilir arkadaşlar. Ben 20 yaşından beridir buralarda yaşıyorum. Yani bana artık böyle etraftaki şeyler açıkçası çok enteresan gelmiyor. Çünkü bayağı alıştım ama sizleri bilemiyorum tabii. Görmek istediğiniz şeyler varsa, abi şurasını göster, dükkanları göster, şöyle yerlere git, böyle yerlere git falan. Lütfen video altına da yazarsanız. Dediğim gibi bana artık her şey normal geldiği için nelerin daha çok ilgi çekeceğini bilemiyorum. İki, müzik olayı arkadaşlar. Ben uzun zamandır müzik olayıyla çok ilgiliyim. İşte büyük güzel bir gitar koleksiyonum var. İşte gitar pedalı koleksiyonum falan. İkincisi şey olabilir. Müzik konusu. Yani gitar tanıtımları, gitar incelemeleri veya alet tanıtımları, işte pedal tanıtımları veya benzer türden işler arkadaşlar. Müzik diyelim. Üç, fuar, konser, seyahat gibi aktiviteler. Yani işte ne bileyim enteresan bir araba fuarı veya gittiğim herhangi bir rock veya metal konseri, cart curt, bu şekilde şeyler arkadaşlar. Tabii bunlar her zaman olabilecek şeyler değil. Sonuçta ben Metallica'ya abi hadi bir gelin de bir vlog çekin falan diyecek halim yok. Yani ancak gittiğim zamanlarda da tabii ki vloglar çekmeyi düşünüyorum. Buraya da bir şey olarak koydum. 4. Günlük hayat arkadaşlar. Günlük hayat zaten vlog dediğiniz şey sanırım öyle. Yani enteresan şeyler. Günlük hayatım nasıl geçiyor? İşte yani neler yapıyorum bir günde? Ondan sonra işte yemek tarifleri. Mesela çok pis yemek yaparım. Acayip güzel yemek yaparım. Yani onu söylüyorum. Çok özel tariflerim vardır ki zamanında Göktuğ Usta'nın mutfağı yani GUM şeklinde bir adet bölümüm de vardı. Dergide yayınladığımız tekrardan. Ve beşinci seçeneğimiz de abi hepsi bana uyar. Yani bunlar arasından pek bir seçim yapamadıysanız veya bunların hepsini birden beğendiyseniz, hepsini birden ilgiliyseniz onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi anketlerimiz böyleydi. Yani toplamda 25 tane falan seçenek sundum sizlere. Eğer katılırsanız çok teşekkür ederim. Çok da müteşekkir olurum ve de mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi enteresan bir şeye geçeceğim. Enteresan bir bölüme geçiyorum. O da önceki anketlerin sonuçları ve de sonuçlarının irdelenmesi. Yani bu son ayda videolara koyduğum anketlerde garip grup sorular da vardı, düzgün sorular da vardı. Şimdi onlara bakacağız ve de şu anda anlayacaksınız bu sağ taraf niye böyle boşta kaldı. Evet, Cem ile Nether'da Volta Attık isimli videomda arkadaşlar, etli ekmek hangi şehrindir şeklinde bir soru sormuşuz. Burada Konya'dan falan bahsetmiştik önceki bölümde. Orada Konyalı arkadaşlar etli ekmekten bahsetmişti. Sonrasında bazı Kastamonulu arkadaşlar lan siz ne diyorsunuz oğlum falan filan şeklinde konuşmalar dönmüştü. Ben de dolayısıyla sormuştum. Etli ekmek hangi şehrindir diye. 799 kişi Konya demiş. 90 kişi Kastamonu demiş. Yani etli ekmek Konya'nın demek olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan Konyalı ve Kastamonulu bütün arkadaşlara da sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bir sonraki sorumuz. Mutlu Son The End isimli Minecraft öğreniyorumun son videosunda hangi Minecraft serisine başlayayım diye bir soru sormuşum arkadaşlar. 1. Sky City dev Minecraft şehri 5328 kişinin oyuyla %82'ye ulaşmış ve de birinci olmuş. İkincisi sanal gerçeklik Minecraft olmuş. 411 kişi bunu çekmemi istemiş. Üçüncüsü Redstone ve Command Block'lar olmuş. 396 kişi bunu istemiş ve de sonuncusu ise Minecraft PlayStation 4 Survival olmuş. Ve 313 tane arkadaşımız da bunu istemiş. Ben videoda da açıklamıştım zaten. Sky City'ye zaten başladık arkadaşlar. 2 tane videomuz var şu anda. Sanal gerçeklik Redstone ve de Minecraft PlayStation 4 Survival zaten hemen hemen aynı oyları aldığı için o üçünü de yapacağımı zaten söylemiştim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Yeni şehrimizin temelleri atıldığı isimli Minecraft Sky City'nin ilk bölümünde şantiye binasının etrafını ne ile süsleyeyim diye sormuşum. 1978 tane arkadaş kırmızı laleler demiş. 172 kişi beyaz laleler demiş. 105 kişi mantarla süslememi istemiş etrafı. Ve 97 kişi de turuncu laleler demiş. Evet, kırmızı laleler tabii ağırlıklı bastığından dolayı, ağırlıklı olduğundan dolayı kırmızı lalelerle şantiye binasının etrafını süslemiştim.
Minecraft Sky City bölüm 2'yi izlerseniz orada göreceksinizdir. God of War serisi benim çok sevdiğim bir seri. Çünkü benim en çok sevdiğim oyun God of War arkadaşlar. Kratos de en sevdiğim kahraman. Ben de Gök Kratos'umdur yani zaten sonuçta. Kızgın Kumlar, Azgın Hatunlar isimli saçma sapan bir başlık verdiğim bu videoda God of War bölüm 8'de teyzeler neden çok konuşur demişim. Herhalde çok konuşan bir teyze varmış orada. Tam olarak hatırlamıyorum. Videoyu izlemem lazım tekrardan. 77 kişi çeneleri düşük diye cevap vermiş. Ve de birinciliği elde etmiş. 51 kişi ben de bilmiyorum hoca ya demiş. Yani onlar da bilmiyor teyzelerin neden çok konuştuğunu. 15 kişi kendilerini tutamadıklarını söylemiş. 12 kişi özet geçmek istemediklerini söylemiş. 8 kişi ise anlatacak çok şeyleri var demiş. Bu 8 kişi de acaba teyze mi? Yani bizim anlatacak çok şeyimiz var, çok konuşuyoruz o yüzden falan şeklinde. Bilemiyorum ama 8 kişi teyzelere bir kıyak geçmiş. Diğer 77 kişi çeneleri çok düşük demiş. Enteresan bir anket olmuş. Dandik Creeper ve Dokunduran Droidler isimli Cem ile yaptığımız ilk Minecraft Build Battle'da arkadaşlar salam mı sosis mi diye bir soru sormuştu Cem. Bu Cem'in anketiydi. Tabii yemek olarak başka bir şey değil. 882 kişi sosisi seçmiş arkadaşlar. 255 kişi salamı seçmiş. Yani yarın sosis satışlarında bir artış olacaktır. Ve de eğer sosis stoğunuz varsa stokları paranızı sosis stoğuna yatırabilirsiniz. Bu da zor. Salam falan filan şeklinde zor oldu. Neyse. Vlog 1. Abi kamerayı tepeye koy isimli vlogumda bir arkadaşımızın abi tuvalet kağıdının üstüne koy kamerayı falan şeklinde enteresan bir öneri yapmıştı. Ben de dolayısıyla tuvalet kağıdı ile ilişkiniz ne derecedir diye bir soru sormuşum. Çok enteresan cevaplar aldım arkadaşlar. Bunda bu kadar sürprize uğrayacağımı bilmiyordum. 1000 kişi cevap vermiş buna. Ve 1000 kişi arasından 539 kişi direktman bir rulo bir ay gidiyor demiş. Yani çok temiz iş bitiriyorsunuz arkadaşlar. Tebrikler diyorum size. Oyun Pros ekibi olarak yani ben direktman size tebriklerimi yolluyorum. 161 kişi haftada 2 rulo bitiririm demiş. Bunlar da bol bol tuvalete girenler. Bunlara da teşekkür ve tebrik ediyoruz. Enteresan bir şekilde 144 kişi tuvalet kağıdı kullanmadığını öne sürmüş. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hiç, ne desem boş. 88 kişi tek seansta 1 rulo gider demiş arkadaşlar. Tek seansta 1 rulo gittiğini ben hiç görmedim ama demek ki var böyle adamlar da var. 88 kişiye de selamlarımızı iletiyoruz buradan. Ve 68 kişinin böyle tuvalet kağıdının tuvalet içinde kullanımıyla ile ilgili herhangi bir olayı yok. Direktmen kameranın altına koyduğunu söylemiş bu 68 kişi. Katılan bütün arkadaşlarımız için teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Vlog yine aynı videoda vlogum hakkındaki düşünceleriniz şeklinde bir anket yapmışım. 1341 kişi cevap vermiş. 1200 kişi çok beğendim her hafta gelsin demiş. 99 kişi ayda bir vlog gelse yeter demiş. 42 kişi ise vlog işine pek ilgili olmadığını söylemiş. GTA yarışlarından, çok güzel GTA yarışlarından bir tanesi İntikam Peşinde 2 yarışımızdı. Pembe Rüyalar yarışı. Orada Cem'in kanalındaki yaptığımız yarışta ben pembe bir don giymiştim, kalpli. Etrafa da herkese kalp atmıştım, daha doğrusu galp atmıştım. Orada ikinci videoda da kendi kanalımda olanda da yine aynı donu giymiştim ve de orada bir anket yapmıştım. Pembe donlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir şeklinde. Tabi saçma sapan muhabbetler de dönmüştü videoda pembe donla ilgili. 825 kişi cevap vermiş arkadaşlar. 662 kişi pembe don bana uymaz demiş. 65 kişi olmasını isterdim hayırlısı demiş. Yani bir annesine babasına veya işte kuzenine amcasına falan bir veya sevgilisine ne bileyim karısına kocasına bir mesaj veriyor olabilir yani. Yılbaşı geliyor hanım. Pembe don isterim. Olmasını isterim. Ankete git bak şeklinde. 56 kişi don giymem kullanmıyorum yazmış. Hayırlısı uğurlusu olsun beyler. Yakışır. 33 kişi evet var günlük giyerim demiş. Yani sadece var değil günlük olarak pembe don giyiyor 33 kişi. Ve 9 kişinin ise mora kaçan pembe donu varmış arkadaşlar. Dediğim gibi %80 pembe don bana uymaz dedi burada. Ben de bir sonraki videomuzda yani bu sefer üçlü yapalım dedik isimli GTA Online bölüm 5'te pembe don size neden gelmedi diye bir soru sormuşum.
%54 yani 674 kişi erkek adamız demiş. O yüzden pembe don giymediklerini söylemiş. 307 kişi yani %24 pembeyi sevmem patron demiş. Enteresan. 132 kişi yani %10 don dediğin siyah olur hoca demiş. Aslında don dediğin her renk olabilir. Eskiden çok siyah don daha modaydı ama şu anda her renk oluyor. Ama bu 132 kişi direktman siyah don giyiyor. Johnny Cash gibi Man in Black. 68 kişi ben giyiyorum pembe don abi demiş. Bir dakika lan. 68 kişi evet günlük giyerim diyen kişiler 33 kişiydi önceki videoda. Ancak bunda 68 kişi giymeye başlamış. Yani bir 35 kişilik bir pembe don artışı olmuş. Ve 58 kişi de yani %4 pembe don kolay yırtılır hacı demiş. Neyi düşünerek kolay yırtıldıklarını söylediler bilemiyorum. Aslında bu adam neyi düşünerek böyle bir soruya böyle bir cevap koydu onu da bilmiyorum. Ancak böyle bir anket. Cem'le beraber yaptığımız Minecraft Build Battle bölüm 3'te arkadaşlar Le Şelale, Le Müze şeklinde muhteşem iki yapı yapmıştık. Orada bir balık muhabbeti dönmüştü. Balık muhabbetinde sormuştum. En sevdiğiniz balık hangisi diye. Tabii ki sanırım Trabzonlu arkadaşlar bayağı bir ağır bastı burada ve %67, 964 kişi hamsi demiş arkadaşlar. 180 kişi patates demiş. Yani balıkla ilgisi olmayan bir sebzedir patates. 129 kişi Nemo demiş. Nemo'yu yiyor musunuz yoksa izliyor musunuz bilemeyeceğim ama 129 kişi en sevdiği balığın Nemo olduğunu söylemiş. 96 kişi palamut demiş. Yani palamut aslında biraz böyle şey olur ya limonsuz gitmez palamut. Neyse karnım acıkmaya başlamadı. Ben bu arada fark ettiğiniz üzere çok yemek yemeyi seven bir insanımdır. Zayıf da gözüktüğüme bakmayın 92 kilo falanım arkadaşlar ama yemek de öyle öküz gibi yerim açıkçası ama pek fazla kilo almıyorum herhalde bilemeyeceğim. Neyse Levrek de 69 oyla 5. olmuş. Yaptığım sanal gerçeklik videolarından bakkal oldum müşterilere iteledim videosunda. Bir sonraki videoda ne olayım demişim. 1000 kişi tamirci çırağı Gök demiş. 191 kişi Şef Gök Plus Plus Usta demiş. Dediğim gibi yemek yapmayı iyi bilirim ben aslında. Mutfakta da çekimler yapacağım vlog olarak. Ve 191 kişi de ulan aynı oyu almışlar. Şef olmamla devlet memuru olmamı isteyen arkadaşlar aynı sayıda arkadaşlar. Memur Göktuğ Bey olmamı istemişler. Tamam. Camdan Bengal zürafası ve Ters Dağ isimli bir videom var arkadaşlar. Oraya gidip bakarsanız Minecraft Build Battle'daki en saçma iki şeyi görmüş olursunuz arkadaşlar. En saçma iki yapıyı. Bunu da Atrakya kanalından Arda ile beraber yapmıştım. Hangi yapımız daha sansasyonel idi demişim. Hiçbirinin sansasyonel falan olduğu yoktu işte. Bengal zürafası 417 oy almış ve de Ters Dağ 154 oy almış. Eğer hayatınızda hiç Ters Dağ görmediyseniz mutlaka gelip görmenizi tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Thrustmaster çok sevdiğim bir firma bu yarış konusunda. Açıkçası ben hemen hemen her alette Logitech'ciyimdir arkadaşlar. Mouse, keyboard falan filan her şey Logitech. Ses sistemi 5.1 falan. Ancak yarış konusunda son zamanlarda daha doğrusu son 2 yılda Thrustmaster'ı seçtim. Dolayısıyla kanalımızda da bir sürü Thrustmaster kutu açılım videosu var. Bunlardan vites açılımı yapmışız ve onda en çok hangi yarış oyununu serisini istersiniz demişim. Need for Speed oyunu 531 kişi Need for Speed demiş %70. Drive Club %16 ile ikinci olmuş 126 kişi bunu istemiş. Forza Motorsport veya Forza Horizon serisi %6 48 kişi oy vermiş. Formula 1 27 ve 4 Rally'de 24 oy almış arkadaşlar. Efsanevi yarış oyunu Need for Speed Carbon. Evet bu geçtiğimiz hafta kanalımda Nostalji Retro oyunlar diye bir playlist başlattım. Bir seri başlattım. Bunda da bütün Need for Speed oyunlarını oynayacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Golden Axe'den tutun Final Fight'a, 1. Street Fighter'dan tutun Commodore 64 oyunlarına kadar bütün hayatımın geçtiği oyunları tekrardan oynamayı düşünüyorum. Bu da serimizdeki ilk oyunumuzdu. Efsanevi yarış oyunu Need for Speed Carbon 1'de en sevdiğiniz Need for Speed serisini sormuşum. 438 kişi Need for Speed Underground demiş, 285 kişi Need for Speed Most Wanted demiş,
28 kişi Need for Speed The Run demiş, 21 kişi Need for Speed Shift ve de son 7 kişi de Hot Pursuit demiş. Halbuki Hot Pursuit çok baba bir oyundu. Ben neden 7 kişinin bunu seçtiğini, sadece 7 kişinin bunu seçtiğini anlamadım. Evet, bildiğiniz bir kamera olayı vardı arkadaşlar. Zaten Vlog 1 de zaten onunla ilgiliydi. Daha fazla da artık kamera şöyledir böyledir diye bu videoda anlatmayacağım. Ama kamerayı ilk açtığım vakit sola koymuştum. Sonra önüme koymuştum. Önüme koyduktan sonra kameranın konumu ve büyüklüğü nasıl olmuş diye bir soru sormuşum. Çok iyi Gök Plus Plus abi, perfetto demişsiniz 676 arkadaş. Yok Hacı abi, değişiklik yap demiş 184 arkadaş. Sonuçta değişiklik yapmak zorunda kaldım çünkü o olayları zaten vlogumda izlersiniz. Bir sonraki anketimiz neymiş? En çok hangi silahı beğendiniz? Bu Worms benim en sevdiğim strateji oyunlarından bir tanesi arkadaşlar. Onun da videosunu yaptığımda en iyi, en yeni Worms oyunu şeklinde videosunu yapmıştım. Ve ikinci bölümünde silahları tanıtmıştım. Daha doğrusu yeni çıkan aletleri tanıtmıştım. Bu aletler arasında helikopter, mech, uçan koyun, tank ve ninja koyun vardı. En çok oyu 71 oyla helikopter almış. Sonra 13 kişi mech demiş, 13 kişi uçan koyun, 10 kişi tank ve 5 kişi de ninja koyun demiş. Tabii kutu açılım videolarında da artık anket koyuyorum arkadaşlar. Mikrofon açılımı yapmıştım. Bu Blue Yeti mikrofonlarının açılımını yapmıştım. Orada 3 değişik mikrofonumu göstermişim. Biri gümüş renkte, biri siyah renkte, biri beyaz renkte. Ben en çok beyazı seviyorum ancak en az oyu da o almış, 14 kişi. Gümüş 26 oy almış ve 197 oyla 83% siyah. Demek ki siyah bayağı bir sevilen bir renk. Yine başka bir kutu açılım videosunda Hori Rap 4 Fight Stick açılımını yapmıştım arkadaşlar. Orada da sormuştum en çok hangi dövüş oyunu istersiniz? Mortal Kombat silmiş süpürmüş 215 oyla. Daha sonra Injustice, daha sonra Street Fighter, Tekken ve 3 kişi de Guilty Gear demiş. Sanırım Guilty Gear'i sadece 3 kişi oynuyor. Alemin en ödlek YouTuber'ı karşınızda şeklinde Resident Evil 7 videom var. Onda sanırım korkumdan dolayı konuyu değiştirmek açısından lan yemek muhabbetini açmışım. Onda ne olsa da yesek şeklinde bir video, daha doğrusu bir soru sormuşum. 141 kişi o anda nohutlu pilav yemek istemiş. 63 kişi patates salatası istemiş. 13 kişi piyaz ve 13 kişi de karpuzlu pilav istemiş. Lan delireceğim şu anda, karnım çok acıktı arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Uncharted 4 serimizdeydi. Biliyorsunuz Uncharted PlayStation'ın en güzel oyunlarından biri ve onun serisini de yapıyorum arkadaşlar. Bunalım Nate götürüyor. Götür! Şeklinde bir video yapmıştım. Orada da sormuşum. Nate en iyi neyi götürür veya götürdü? 62 kişi kaymaklı kadayıf demiş. Kaymaklı kadayıfı götürür. 48 kişi Elena'yı götürür demiş. 23 kişi ekmek arası duble döner götürür demiş. 8 kişi Sully'yi götürür demiş, 5 kişi Chloe'yi götürür demiş. Şimdi abi, kaymaklı kadayıfı anladım, ekmek arası duble döneri anladım, Elena'yı anladım, Sully'yi anladım, pardon Chloe'yi de anladım da Sully'yi nasıl götürüyor onu bir açıklayın video altında. Yani Nate Sully'yi nasıl götürüyor bir açıklayın, gözünüzü seveyim. Aynı videoda tuvalette gitar çalan bir adam vardı veya en azından ben öyle bir şeyler saçmalamıştım. Hangi akoru bastığını sormuşum arkadaşlar. Dediğim gibi gitar önemlidir benim için, gitar olayı. Abi 87 kişi D-Sus 2 demiş. O da açıkçası hiç kullanılmayan akorlardan biridir. Yani günlük şarkılarda falan. 8 kişi E-M, A, F ve de B-M şeklinde akorlar seçilmiş. Herhalde D-Sus 2'nin adı hoşuna gitti İzleyicilerimiz arasında, bilemiyorum. Aynı zamanda şiir yazmayı çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle saçma sapan şiirler yazmayı çok seviyorum. Bu saçma sapan şiirleri de şu anda görmüyorsunuz ama burada böyle 80 tane falan karakter var. Oyun karakterleri, film karakterleri. Bunları şiir yazmak için aldım ben açıkçası. Ve de onları tanıtıyorum ve şiirler özel, yine saçma sapan şiirler yazıyorum. Chewbacca'ya bir şiir yazmıştım. Ey güzel insan Chewbacca şeklinde. O videomuzda da bir anket yapmışım. Bir sonraki şiir kime gelsin? 64 kişi Spider-Man demiş, 11 kişi Darth Vader demiş, 4 kişi Rey demiş Star Wars'tan, 3 kişi Black Widow demiş ve 2 kişi de Woody demiş Toy Story'den. Ulan Woody'yi unuttunuz mu arkadaşlar? Woody ne kadar sevimli bir karakterdir ya. Neyse, işte bu kamera muhabbetinden sonra bir olayımız daha olmuştu. Onda da burun
şeyi olmuştu. Burun delikleri muhabbeti olmuştu arkadaşlar. İzleyip görebilirsiniz vlogda yine. Sorduğum en saçma sapan sorulardan biri bu olmuş abi. Burun deliklerimi özleyecek misiniz? 497 kişi bu önemli soruya cevap vermiş. Bunların 346 tanesi benim de burun deliğim var demiş. İnanın o kadar çok sevindim ki arkadaşlar sizlerin de burun deliği olduğuna. Yani burun deliksiz 346 kişinin benim videolarımı izleyebileceğini hiç tahmin etmemiştim açıkçası. 50 kişi evet çok özleyeceğim abi demiş. Özleyenler için eski videolarımı öneririm. Yani Ağustos ayındaki Ağustos 2016 videolarımda burun deliklerimi bol bol görebilirsiniz. 40 kişi aklımdan çıkmıyor ki abi demiş. Teşekkür ederim. Siz de benim gönlümden çıkmıyorsunuz arkadaşlar. 39 kişi resmini masama koydum abi demiş. Vaş be. Vaş. 22 kişi de burun delikleri önemlidir demiş. Bunlar da sanırım tıp fakültesinde okuyan arkadaşlar. Yine saçma sapan sorularımızdan bir tanesi karşıma çıktı. Nathan'ın su altında geçirdiği bir macera vardı arkadaşlar. Uncharted 1-4 bir hırsızın sonu. Denizin buz gibi sularından gelen Cargo isimli videomuzda. Nathan'ın en çok neresi buruşmuştur diye sormuşum su altında. 76 kişi listelenmeyen başka bir yeri demiş. Artık nereyi tahmin ettiler veya nereyi kendi kafalarında düşündüler bilemeyeceğim. 34 kişi parmak uçları demiş. Hani parmak uçları buruşmuştur. 3 kişi baldırları demiş. 2 kişi burnu demiş. Hiç kimse de kulakları dememiş. Demek ki kulak buruşmuyor. Ve de son şeyimize geldik arkadaşlar. Son anket sorumuza geldik. En azından bu Ağustos ayındaki son anket sorumuza geldik. O da şu drone savaşları videomuzda arkadaşlar. Sanal gerçeklik drone savaşları videomuzda. Sanal gerçeklikte ne tür oyun videosu istersiniz demişim. 79 kişi korku oyunu istemiş. 49 kişi macera oyunu istemiş. 23 kişi yarış ve de 11 kişi de eğlence ve puzzle oyunlarını istemiş arkadaşlar. Anketlerimiz bu şekildeydi. Bundan sonra da kanalımda her yeni ayın başlangıcında yani şu anda Eylül ayındayız. Ekim ayının başlangıcında Eylül ayındaki bütün anketlerin cevaplarını ve irdelemelerini Ekim ayının başında göstereceğiz. Yani yeni bir aya girdiğimizde önceki ayın özeti gibi bir şey yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda bir şey daha yapacağız. O da çok eğlenceli olacak. O da şu ki o ay boyunca enteresan, değişik, hoşuma giden yorumlar olursa o yorumları da bu videolarda göstereceğim. Ve de onları, o arkadaşları ayın uzmanı, ayın profesörü veya ayın şusu, ayın buşusu seçeceğim arkadaşlar. Bu videomuz için 3 tane arkadaşın yorumunu seçtim. Bunlardan ilki ayın ayın optik uzmanı arkadaşlar. Evet. XT/RaimGamers yani Extreme Gamers isimli arkadaş Göktü abi ne şey bu kamera açısı konusunda bir yorum yapmış. Göktü abi ne yap biliyor musun? Kamerayı sağa koy, sonra onu bir aynaya doğru çevir. Yani aynalar yardımıyla yüzünü istenilen pozisyonda çok güzel çekebilirsin. Aynı denizaltı mantığı gibi bir oku ve düşüncelerini yazarsan sevinirim yazmış. Sevgili Extreme Gamers isimli kardeşime, arkadaşıma bu yorumu için teşekkür ediyorum. Ve kendisini ayın optik uzmanı seçiyorum. Bir sonraki arkadaşımız arkadaşlar. Malzeme bilgisi profesörü. Şimdi ben inşaat mühendisliği okuduğumda onda malzeme bilgisi diye bir ders vardı. Yapılar hangi yapıdan yapılır? Betondan mı yapılır? Şundan mı yapılır? Bundan mı yapılır? Bu Huri Ay isimli güzel kardeşimiz yaptığımız camdan müzeye, camdan piramidi pek beğenmemiş. Abi iğrenç oldu sizinki. Piramit kumdan olur. Cam ne lan? Garbarius da şu son günlerde o da iğrenç yapıyor. Şelale çok güzel oldu da piramit iğrenç oldu demiş. Yani tiksinmiş bu arkadaşımız Huri Ay. Ay kendisini piramidi kumdan yaptığı için, kumdan yapılan büyük bir piramit yaptığı için malzeme profesörü seçiyorum kendisini. Aynı zamanda plaj profesörü seçiyorum. Ve son arkadaşımız ise direktman tarih profesörü arkadaşlar. Evet.
Atipar isimli bu güzel arkadaşımız, güzel kardeşimiz. Abi bence o yaptığınız piramit, piramit şeklindeydi ama piramit değildi. Piramit dediğin Mısır'da olur. Piramit dediğim 300-400 yıl öncesine dayanır. 300-400 sene sonrasını yapmışsınız, hologram gibi demiş. Yani sevgili Ati, muhtemelen Atilla'dır adı. Atilla kardeşim, sana da yorumun için çok teşekkür ediyorum. Seni de coğrafya hatta ve hatta tarih öğretmeni seçiyorum. Hatta ve hatta profesörü seçiyorum. 300-400 yıl öncesine dayanan piramitlerden bahsettiğin için. Evet, bu bölümümüz de böyleydi. Dediğim gibi Ekim ayında da Eylül ayında gelen enteresan bir yorum olursa onu koyacağım. Olmazsa koymayacağız. İlla koyacağız diye bir şey yok. Ancak olur da bir şey görürsem, değişik bir şey görürsem koyacağım. Ve o arkadaşları da profesör, uzman falan seçeceğiz arkadaşlar. Evet, video burada bitti. Artık ortaya da geçebilirim ama video burada bitti arkadaşlar. Ben tekrardan videomuz kaç dakika oldu bilmiyorum ama izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi desteğiniz, ilginiz, alakanız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kanal sizlerin desteğiyle büyüyecek. Çok büyüyeceğine inanıyorum. Yani açıkçası hakikaten kanalımın çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Bunun da mimarı sizsiniz. Dediğim gibi bu videoları sizin için yapıyorum ben. Umarım sizlere güzel vakit geçirmeye devam ediyorumdur. Umarım bir nebze olsun gününüzü, hayatınızı bir nebze de olsa güzelleştirebiliyorumdur veya güzel bir şeyler sizlere aktarabiliyorumdur veya en azından pozitif enerji aktarabiliyorumdur. Benden şimdilik bu kadar. 50 bin abone olduğumuzda tekrar bir güzel bir teşekkür videosu çakacağım. Benden şimdilik bu kadar. Abi galpat galpat deyip duruyorsunuz. Şuradan Gök Plus Plus loves you baby diyorum. Galp atacağım. Hepinize gelsin bu kalp. Hepinize teşekkürler. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Galp at abi. Abi kamerayı tepeye koy. Abi kamerayı sola çek. Abi kamera çok aşağıda kalmış. Abi burnunun içi çok yakışıklıymış. Abi kameranın altına tuvalet kağıdı yerleştir, kamerayı yükselt. Abi kamerayı sağa çek. Abla domates lazım mı? Haberler kısmında ilk haber vermek istediğim haberlerden bir tanesi ilk iddia da